İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yazar, gazeteci, halk figürü Doktor Toros Toramanyan 93 yaşında hayatını kaybetti. Artsakh'ın İvanyan köyünün yeni semtinde inşaat çalışmaları sürüyor. Tatoyan, esirlere yönelik herhangi bir zulüm veya yargılamanın uluslararası hukukun büyük bir ihlali olduğunu vurguluyor. Dünyanın en büyük biyolojik göleti olma özelliğini taşıyan Kaynarca Göleti, Günes'e aday oldu. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV, Ana Ermenistan anıtını sunar. Batı Ermenistan'ın Sebastya'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi öldü. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Galerisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Batı Ermenistan. Halepli Ermeni yazar, gazeteci, nesir yazarı, halk figürü Doktor Toros Toranyan 93 yaşında Yerevan'da vefat etti. Toros Toranyan 1928 yılında Suriye'nin Halep şehrinde doğdu. Ebeveynleri Haçer ve Vartuhi Kilikya'nın Aintab şehrinin Zipin köyünde doğdu. Toranyan çok yönlü bir yazar. Kitapları arasında 1960 yılında Yıldızlara Giden Yol, 1965 yılında Yeşil Harfler, 1979 yılında Andaluzi Şarkıları, 1990 yılında Nostalji Yollarında, 1992 yılında Dedemin Anlattığı Masallar, 1998 yılında Ermenistan Konuşsun, 1999 yılında Yaşam Kavşaklarında ve diğer ünlü eserler yer almaktadır. Ayrıca 1983 yılında Vava ve Sarkis Haçatıryan, 1990 yılında Zamanın Tanığı ve Geleceğin Elçisi, 2000 yılında Nesir ve Şair Antranik Zarukyan, Robert Hatticyan tam olarak bir aydın başlıklı eserleri de yazdı. 2012 yılında Moses Horenatsi Madalyası ödülüne layık görüldü. Batı Ermenistan Devlet Başkanı, hükümet ve parlamento rahmetlinin ailesine ve yakınlarına en içten başsağlığı dilerler. Artsakh Cumhuriyeti Kentsel Gelişim Bakanlığı Sözcüsü Marta Danielyan'ın Artsakh Press'e verdiği bilgiye göre Artsakh'ın İvanyan Köyü'nün yeni semtinde inşaat çalışmaları sürüyor. Ona göre 180 daireli 15 binadan 5'inin toprak işleri tamamlanmış durumda. Şu anda temel iskeletleri üzerinde çalışılıyor. Danielyan, tüm modern standartlara göre inşa edilecek sitede otopark, oyun parkı, spor sahası, 3 pavyon, kamu yararına uzun süreli kullanıma yönelik ticaret salonu olarak kullanılacak bir bina ve toplu taşıma araçları için bir otobüs durağı yer alacak. Ayrıca dış aydınlatma da sağlanacak. Toplam yaşam alanı 16 bin metrekaredir. Ön verilere göre site Hadrut bölgesinin Metzdağer köyünden yerinden edilen hemşerilerimiz içindir, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Armağan Tatoyan, 2 Haziran'da uluslararası hukuku tamamen ihlal eden Ermeni tutsaklar Ludwig Mgrdichyan ve Alyosha Khosrovyan'ın haklarının ağır ihlaliyle ilgili bir ceza davasıyla ilgili olarak Azerbaycan'da bir mahkeme duruşması yapıldı diyerek şöyle devam etti. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu personeli bir araştırma yaptı ve buna göre Azerbaycan kaynaklarının yayınladığı video ve fotoğraflarda mahkumlar Ludwig Mgrdichyan ve Alyosha Khosrovyan'ı mahkeme salonunda cam hücrede ve izolasyonda tutarak insan onurunu açıkça küçük düşüren tutumu kaydetti. Ermenistan ombudsmanı, izleme bu tutum ve yayınların tutsakların ailelerine daha fazla ruhsal acı çektirmek ve Ermeni toplumunda gerginlik yaratmak için yapıldığını gösterdi. Azerbaycan'da yasa dışı olarak tutuklanan Ermeni tarafının tüm askerleri ve sivilleri savaş esiridir. Onlar silahlı çatışma sırasında yakalandı ve çatışma hala bitmedi. Dahası Azerbaycan makamları Ermeni esirleri sözde itiraf ifadelerine dayanarak yargılıyor, dedi. Bu nedenle Azerbaycan'da yasa dışı olarak gözaltına alınan Ermeni esirlerin yargılanması uluslararası hukuk ilkelerine tamamen aykırı, mahkumların ve ailelerinin haklarını büyük ölçüde ihlal ediyor ve insani meseleleri siyasallaştırıyor. Batı Ermenistan'daki Maraş'ın Elbistan ilçesinde 8,5 hektarlık alana biyolojik gölet yapıldı. Kaynarca göletinin kaynağı yeraltı suyudur. Kaynayarak çıkan su olmasından dolayı gölet arıtma tesisi olmadan kendi kendini temizliyor ve dünyanın en büyük biyolojik göleti olma özelliğini taşıyor. Bu konuyla ilgili Guinness'e müracaat edildi.
Yerin altından kaynayarak çıkan suyun oluşturduğu Ceyhan Nehri'nin doğduğu Elbistan'da belediye tarafından 2 yıl süren çalışmalarla gölet yapıldı. Elbistan'da böyle bir biyolojik göletin olması hem su sporlarıyla ilgili bir takım imkanlar vermesi hem de insanlara bir yaşam konforu sağlamış olması açısından çok değerli, çok anlamlı. Güneş'in bunu tescillemesi ile gölet tüm dünyaya da tanıtılmış olacak. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Vesten Armenia TV'de Artsakh Kurtuluş Savaşı sırasında önemli ve belirleyici rol oynayan olayları ve kişileri ayrıntılı olarak sunan Ana Ermenistan Anıtı ile ilgili röportajı izleyebilirsiniz. Röportajda hayatlarını vatan için adayan Batı Ermenistan'ın çocuklarına 89. Tamanyan Tümeni Komutanı Nıver Safaryan'a, Hugas Madoyan'a ve diğerlerine özel atıfta bulunuldu. Müzedeki sergiler 1990'ların Artsakh Kurtuluş Savaşı'nda ve Nisan ayındaki 4 günlük savaştan bölümler içeriyor. Röportajda tarihin akışını kırmayı başaran önemli figürler hakkında bilgi alabilirsiniz. Batı Ermenistan'daki Sebastia Sivas'ın Gölova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 9 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Göleva ilçesi Çataklı köyü yakınlarında henüz sürücüleri belirlenmeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde araçlarda bulunan 9 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 1921'de Yerevan'ın Astafyan, şimdiki Apovyan Caddesi'ndeki erkek gimnazyumunun 2 katlı tuf taşından yapılmış binasında Geleceğin Güzel Sanatlar Müzesi kuruldu. 1947'de Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Galerisi olarak yeniden adlandırıldı ve 1991'den beri Ulusal Galeri olarak hizmet etmektedir. Ermenistan'ın en büyük müzesidir. Bugün Ermeni, Rus ve Avrupa sanat eserlerinin 40 binden fazla sergisini içerir ve Ermeni güzel sanatlarından oluşan koleksiyonu ile dünyanın en büyük müzesidir. Ulusal Galeri'nin şu anki binası ünlü mimar Mark Grigorian tarafından tasarlandı. Ermenistan Ulusal Galerisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü bu yıl bir dizi etkinlik ve programla kutlanacak. Galerinin ayrı bölümlerinin tarihine adanan Ulusal Galeri Yıllığı'nın 1. cildi yayınlanacak. Ulusal Galeri Müdürü Marina Hagopyan'a göre bu jubile yılında organize edilecek tüm etkinliklerin amacı anıtlarımızın tarihini, mirasımızı, zenginliğimizi en üst düzeyde sunmak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sirarpi Yenkibaryan tarafından seslendirilen Nerses Şinurali'nin Ermeni dini müziği Nor Zahik adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.